Orhan Bursalı, Anagol'da kayıpları için 5 yıllık vergi muafiyeti. Esas Kanadalı şirketin hisseleri, İliç'te yediği büyük altın haberi yayılınca %50'nin üzerinde 1 milyar dolar değer yitirdi. Amerikan borsasında SSR Mining adıyla işlem görüyor. Ana şirketin sitesinde çöplerde de altın üretimi birinci sırada yer alıyor. Anagol, çöpler altın madenini işleten ülkemizdeki şirketin adı. Çöpler işletmesi o kadar önemli ki ana şirketin faaliyetlerinin %30'unu oluşturuyor. Yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday kurumun kapasite artış izinleri sayesinde çöpler işletmesi çok kazançlı altın basan bir işletmeye dönüşmüş. Dünya standartlarında imiş. Ana Gold internet sitesinde, dünya standartlarındaki çöpler altın madenini işletmekteyiz, diyor ve devam ediyor. Çöpler madeninde inşaat çalışmalarına 25 Ekim 2009'da düzenlenen açılış töreni ile başlanmış, 22 Aralık 2010 yılında ilk altın dökümü gerçekleşmiştir. Yani 14 ay içinde altın basmaya başlamış. Habertürk ekonomi sitesindeki bilgiler doğruysa, çöpler maden alanında 13 yılda bölgede toplam yaklaşık 85 ton altın üretimi gerçekleşti. 2023 genelinde üretim 6.2 ton oldu. Övgü mü yoksa utanç madalyası mı? Ana Kanadalı şirket Los Alamos'un CEO'su 2018'de Kirazlı'daki işletmeleri için yaptığı açıklamada, Türklerin yaptığı en iyi işlerden biridir, dünyada birinciler toprağı taşları bir yerden bir yere taşımak konusunda çok tecrübeliler. Ekipmanları da kendilerinden. Taş ve toprak taşımakta birinciyiz abi. Övgüye bakar mısınız? Göğsüm kabardı. Bürokrasi fazla, önceki günde bir ekonomi kanalında maden işletmelerinin sözcüsü bir bayan, maden araştırmalarında bürokrasinin çok fazla olduğundan şikayet ediyor, iktidarın başvuruları tek bir paket halinde kabul ederek hızla sonuçlandırması gerektiğinden söz ediyordu şüphesiz patronların söz hakkına sahip olduğu kanalda, maden kazaları üzerine soru sorulmazdı. Ne doğanın ne çalışanın hakkı ve hukuku söz konusu olabilirdi ne de iş güvenliğinden bahsedilebilirdi. Ertesi sabah iliç faciasına uyanacaktık. Herhalde mecliste ertelenen maden torba yasası patronların istedikleri kolaylıkları içeriyordu. Çevre felaketini kim üstlenecek? Evet, Türkiye Devleti, AFAD ve herkes facia içini harekete geçti. Binlerce insan Anagold'un pisliğini temizlemek için çalışıyor. En az 9 çalışan çöken dağın altında. İşçinin kaderi. Ne diyor bu tür kazalarda ve ölümlerde büyük patron işin fıtratında var. İktidar bu facianın neresinde, sorusu abes. Ta içinde. Kurum, ta içinde. Takım olarak, ta içindeler hepsi. Çatlak var diye uyarı var, ilgilenen yok. Duyduğuma göre oradaki taşeron bir şirket çatlak uyarısı üzerine çalışanlarını geri çekmiş. Şirketin verdiği büyük zarar biz mi ödeyeceğiz yoksa tamamı şirkete fatura edilecek mi? Yoksa zavallı Anagold ve Çalık, üretimleri sekteye uğradı, bunu telafi etmek için 5 yıllık bir vergi kıyağı hazırlama yoluna mı giderler? Kapatmak mı? Rüya görmeyin. Not, yazılarıma başladım sayılır.